Manşete hoş geldiniz. İktidarda büyük kırılma. Bir önceki yayında özellikle Sinan Ateş cinayeti ve sonrasında yaşanan gelişmelerde büyük resmin mühim bir parçasını ortaya koymuştum. Güzel de seyredildi. Teşekkür ederim yayınları. Beğendiğiniz, bunu gösterdiğiniz, Paylaştığınız ortada bu e, seyredilme rakamlarında da kendini gösteriyor. Bu yayında onun ikinci parçası olacak. Yani büyük resme bir puzzle daha doğrusu bir parça daha ekleyeceğiz. Daha iyi anlaşılması için. Fakat ortaya bir büyük resim çıkacak mı bu yayınların sonunda? Çıkmayacak. Bunun için süreci beklemeniz icap edecek. Çünkü sürecin aktörleri de e, esasen ne olacağı hakkında emin değil. Ya da nihai hedefleri... E, konusunda bir karara varabilmiş değiller. Buna bakacağız. Mühim gelişmeler var. E, bir anlamda e, ortaya çıkan gelişmeler, bir anlamda e, bunun buna yol verilmesi. Buna kimler yol veriyor? Aslında ne oluyor? E, Milliyetçi Hareket Partisi'nde tam anlamıyla bir sus, e, suskunluk veya sessizlik var. E, bir adeta e, konuşan veya konuşanları veya tweet atanları veya yayın organlarını Zapturapt altına alan bir irade var. Ama öbür tarafta kaynayan bir ülkücü taban, milliyetçi taban var. Yine e, iktidar tabanında da, iktidarda da bir sessizlik var. İktidar medyası da bu konulara hiç girmiyor, yazmıyor. Fakat e, soruşturmaya dair, Sinan Ateş, Ateş cinayetine dair soruşturmaya ilişkin sızan bilgiler e, ve pe pek çok konunun ortaya çıkması, bunun adi bir cinayet, hatta siyasi cinayetin ön, ötesinde çok daha, ...grift bağlantıları ortaya koyması açısından da önemli bir noktaya getirdi bizi. E, Cuma'dan bu tarafa gelişmeleri toparlamaya veya gelişmelere bakmaya çalıştım ve... ...bu yayında cımbızladığım, özellikle cımbızladığım kimi konuları alt alta getirdiğimde... E, ...işte e, büyük resme bakmaya, büyük resmi anlamlandırmaya çalışırken... E, ...bir adım daha atacaksınız. Ama ondan önce... E, seçim satımı haline girildi ve artık tarihi konuşuluyor. O konuda da her kafadan bir ses çıkıyor. O konuda da bir belirsizlik var. Bir önceki yayında iktidarın yönetemediği, sarayın yönetemediği iki konu demiştim. Biri erken seçim konusu yönetemiyorlar ki son günlerde HDP gündemde programın ilk bölümünde buna bakacağız. Diğer bir konuda işte bu Sinan Ateş cinayeti ve yaşanan gelişmeler. Aslında her ikisi de yaklaşan seçime doğru dengeleri değiştirmeye yönelik gelişmeler. O açıdan biraz daha sesi açın, biraz daha ekrana yaklaşın, her nerede seyrediyorsanız bunları anlatmaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Başlayalım. O arada Çalışan Gazeteciler Bayramı'nı Çalışan Gazeteciler yönüyle tebrik ederim. Bir avuç gazeteci çalışıyor Türkiye'de ve bunun önemli bir bölümü Türkçe yayın yapan gazetecileri kastederek söylüyorum önemli bir bölümü yurt dışında yaşıyor ve yurt dışında yaşayan gazetecilerin yayınlarına yazılarına özellikle takip etmeniz ve dikkat kesilmeniz icap ediyor. Çünkü Türkiye'de belli konular yazılamıyor yorumlanamıyor ve belli konuların cesaretle üzerine gidilemiyor. İşte böylesi dönemlerde yurt dışındaki gazetecilere mühim bir iş düşüyor. Bu son derece önemli. Ve bundan sonra da böyle olacak. Yani Türkiye'de seçim olsun olmasın iktidar değişsin değişmesin bu devam edecek. Bu bir anlamda Türkiye'nin makus talihi. Biz çocukluğumuzda BBC Türkçe'den 80'li yıllar çok iyi hatırlıyorum kısa dalgadan yayınları takip eder. O günkü muhalif liderlerin açıklamalarını Anlamaya çalışırdık. Gazeteciler bağlanırdı dünyanın dört bir tarafından o yayınlara ve onlar Türkiye'deki gelişmeleri yorumlamaya çalışırdı. 12 Eylül'ün Ceberrut yönetimi söz konusuydu Türkiye'de ve Türkiye'de Tıpkı bugünkü gibi her şey özgürce konuşulamıyordu. Şimdi de benzer bir durum yaşanıyor. Gazeteciliğin bedeli ağır demiş Evrensel Gazetesi bugünkü nüshasında. E, e, Türkiye'de 10 Ocak çalışan gazeteciler günü ağır hak ihlalleriyle karşı karşıya. 2022'de gazeteciler 505 kez e, hakim karşısına çıkmışlar. Utku Çakırözer CHP milletvekili gazeteci kökenli. Onun verilerine göre 30 gazeteci daha tutuklanmış. Evet. Böyle. Seçime dair çok alamet belirdi ki artık Cumhurbaşkanı kararıyla seçime gidilecek. Çünkü bir önceki yayında da detaylı anlattım. Altılı masanın koyduğu irade, iktidarın getirdiği, getireceği 6 Nisan'dan önce getireceği erken seçim tekliflerine kapalıyız. Notu önemliydi. Bana göre bildirideki en önemli cümle buydu. Ve altılı masa bu yönüyle mühim bir adım attı ve artık şu seçime doğru 4-5 ay ne kadar kaldıysa 4-5 ay kala en fazla Ben artık iktidarın dümen suyuna girmeyeceğim İktidarın getirdiği teklifleri değerlendirmeyeceğim İktidarla aynı masaya oturmayacağım mesajıydı İktidar bu mesajı belli ki daha önceden aldı Sarayın kulakları mı var artık bilmiyoruz Bir takım sözcüleri vasıtasıyla Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağzından Seçim kararının Cumhurbaşkanı kararıyla olabileceği seçimi yenileme kararının cumhurbaşkanı kararıyla olabileceği e, telaffuz edildi. Zaten üç şekilde olabiliyor bu. Ya normal vaktinde seçime gidiliyor. Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi karar alıyor. Ya da Cumhurbaşkanı kararıyla seçime gidiliyor. Fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçilebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar alması gerekiyor. Bu son derece net. Bu konuda e, bakabildiğim bütün hukukçu görüşleri de aynı minvalde. AKP sözcüleri ne derse desin onlar zaten anayasanın hangi maddesine uyuyor ki bu maddesine uyacak? En son grup başkan vekili AKP'nin Bülent Turan söylemiş. Cumhurbaşkanı seçim kararı aldıktan sonra Resmî Gazete'de yayınlanacaktır. O yayınlandıktan sonra 60 gün sonraki ilk pazar günü seçim var demektir. Demiş. Yani iş buraya gidiyor. Öyle görülüyor. Milli Gazetenin bugünkü nüshası bugünkü manşeti dikkatinize getiriyorum. Çok sayıda tabii seçim tarihine dair rivayetler var. Bazı gazeteciler Twitter hesaplarında Tarihleri atıyorlar. 7 Mayıs diyen var, 14 Mayıs diyen var, işte 30 Nisan diyen var. Öncesini söyleyenler de var. Milli Gazete enteresan bir gerekçeye dayandırmış bu manşet haberini. Diyor ki en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla erken seçim kesinleşti. Tarihine ise Milli Gazete ulaştı. 30 Nisan hazırlığı. Milli Gazete'nin haberinde şu var. Kamu ve özel şirketlerle yapılan özel görüşmelerde yapılacak zamların 1 Mayıs sonrasına ötelenmesi istendi. Bu işte bir seçim alameti olarak değerlendirilmiş Milli Gazete yazı işleri ekibi tarafından ve böyle manşet atmışlar. Eğer kamu ve özel şirketlerle yapılan görüşmelerde zamlar 1 Mayıs ötesine 1 Mayıs sonrasına ötelenmişse demek ki seçim tari, seçim için düşünülen tarih 30 Nisan. Tabi AKP çevreleri Cumhurbaşkanlığı seçiminin parlamento seçimleri 30 Nisan'da bitse de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu da 15 gün sonra, 2 hafta sonra 14 Mayıs olacak. Yani bu tez ağırlıklı ağırlık kazanmış görülüyor. Yani 30 Nisan'da ilk tur, ilk tur 14 Mayıs'ta ikinci tur. O arada bir kere daha hatırlatalım ki bu maddeyi sıkça belli ki bu haftalarda ekrana getireceğim. Madde 116 anayasa son derece açık. Diyor ki Cumhurbaşkanı ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Bu direkt şu anda Tayyip Erdoğan'ı ilgilendiren bir durum. Tayyip Erdoğan ikinci döneminde ve ancak meclis tarafından seçimler yenilenirse aday olabilir. Bir önceki satırda şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde millet meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır diyor. Yani orada da Cumhurbaşkanı'na bir yetki vermiş. 116 bu yetkiyi veriyor. Yani Cumhurbaşkanı isterse ülkeyi seçime götürebilir. Bunda tereddüt yok fakat işte bir daha aday olamıyor. Aday olabilmesi için altta sarı ile işaretlediğim satır meclisin bu kararı alması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki AKP hangi kanunu, hangi anayasa maddesini, hangi AYM kararını veya AHİM kararını takıyor ki taksın takmasın neticede bu seçimlerin o biçimde gidilecek seçimlerin meşruiyetine gölge düşürecektir. YSK'da, AYM'de neyse ne yönde karar alırsa alsın, iktidarın tezini veya kararını desteklerse desteklesin. O arada Eser Karakaş paylaşmış, son derece önemli. Brezilya'daki olaylar takip ediliyor. Seçimi kaybeden Bolsonaro'cu kadrolar, neyse artık Bolsonaro'nun timleri hem parlamentoyu hem de yüksek mahkemeyi bastılar. Olaylar çıktı. Ona dikkat çekmiş Eser Karakaş. Trump da aynısını yapmıştı. Biden'ın yemin töreninden iki hafta önce 6 Ocak'ta 6 Ocak 2021'de kongre baskını unutulmaz kongre baskını hala soruşturuluyor ve Trump'ın bu konuda mahkum olması olası. Bunları hatırlatmış Eser Hoca ve diyor ki benzer rezalet Erdoğan seçimi kaybederse bir girişim olarak bizde de yaşanabilir. Aman dikkat demiş. Bunu da dikkate getiriyorum. Şimdi geçelim Sinan Ateş cinayetine. Bu konuda bu noktadan sonra ekrana getireceğim kupürler veya ayrıntılar, son özellikle Cuma'dan bu tarafa yaşanan gelişmeler ve bir takım cımbızlamalarım şunu gösteriyor. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, bu kriz yönetilemiyor ve ne MHP Genel Merkezi yönetebiliyor, ne Ülkücü Hareket yönetebiliyor, ne de iktidar saray tam anlamıyla yönetebiliyor. Peki neden yönetilemiyor bu kriz? Onu anlatmaya çalışacağım ve bu kriz acaba iktidarda KJD'de yazdığım gibi büyük bir kırılmaya yol açar mı? İşte bunun cevabını arayacağız birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu 6 Ocak'ta paylaştığı Twitter mesajında Bahçeli'ye seslendi ve dedi ki teslim edeceksin yanındaki çocukları 3-5 torbacıyla geçiştiremezsin. Belli ki bir şeyler biliyor belli ki kendisine yönelik bir istihbarat da yani kendine gelen bir istihbarat da var bilmiyoruz. Fakat e, burada e, son derece açık yazmış tek de bitirmiş ve son cümle önemli e, sağındakini solundakini teslim edeceksin diyor. Yani MHP Genel Merkezi'nin boğazına kadar bu işe battığını söylüyor ve bu MHP'deki tedirginliği, rahatsızlığı ve MHP'nin e, sözcülerinin e, telaşla ve panikle sağa sola saldırmasını da anlatıyor. Ahmet Şık e, 4 sayfalık bir soru önergesi vermiş. E, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle burada hadiseyi adeta kayıt altına almış. Basında çıkan haberleri ve kendi tespitlerini alt alta getirmiş. Özellikle ülke ocaklarının bir önceki Sinan Ateş'ten önceki başkanı Olcay Kılavuz'a dikkat çekmiş. Ve Olcay Kılavuz'un işte evinde yakalanan ve bu cinayete karıştığı tespit edilen kişi üzerinden sorular sormuş. Orada diyor ki bu kişi de Tolga Demirbaş. Olaydan sonra Olcay Kılavuz, olay ne e, cinayetten bir gün sonra Tolga Demirbaş e, şeyde yakalanıyor, işte belki telefon takibi veya istibari takip neyse e, Olcay Kılavuz'un adreslerinden birinde yakalanıyor. O sırada Olcay Kılavuz da evde ve polis de karşı karşıya geliyor ve sahibiniz kim diye polise çıkışıyor ve Olcay e, Demirbaş'ı vermek istemiyor e, cinayet zanlılarından. E, sonrasında. Alıp götürüyorlar tabii Demirbaş'ı fakat Demirbaş ifadesi alındıktan sonra saatler içerisinde serbest bırakılıyor. Hala da serbest. Olcay Kılavuz Demirbaş'ın serbest bırakılması için İçişleri Bakanı Soylu'yla telefonla görüşmüş müdür diye soruyor Ahmet Şık. Bu önemli ki cinayetten birkaç gün önce de Soylu'yla görüşmüştü Olcay Kılavuz. Bütün bu noktada işaretler olacak kılavuza yöneliyor. İşte tetikçilerin bağlantıları, ona onlara yardım edenlerin bağlantıları, özel harekat polisleri, işin finansörü, hatta MHP Genel Merkezinin avukat tahsis etmesi. bütün bunların hepsi bunu gösteriyor ki zaten Ahmet Şık da bütün bunların hepsini tek tek kayda geçmiş yarın öbür gün. Bugün çalışmasa bile adalet mekanizması yarın öbür gün çalışmaya başladığında buradan yararlanabilir. İşte burada Serdar Öktem ismi var ki Cevheri Güven'in son yayınında da bu isme dikkat çekilmişti. Özellikle bu MHP Genel Merkezi'nin avukatlarından Serdar Öktem ile Semih Yalçın arasındaki ilişkiyi soruyor ve işte onun bağlantısını soruyor. Ahmet Şık soru önergesinin sonunda özellikle MHP ve Ülkücü Hareket'le anılan bir takım saldırı olaylarını da listelemiş... 2019, 2020, 2021 yılındaki saldırılar Yavuz Selim Demirağ ve çoğu gazeteci kökenli İdris Özyol, Sebahattin Önkibar, eh, Ahmet Takan, Murat İde, eh, Afşin Hatiboğlu, Orhan Uğurluoğlu, eh, İsrafil Kumbasar eh, ve Levent Gültekin ve bunlar belki bir düzine isim, belki daha fazlası da var. Basına yansımayanlar da var. Özellikle 2019-2021 yıllarında gerçekleşen saldırılar. Bu 2019 20 döneminde de Sinan Ateş'in Ülke Ocakları Başkanı olduğunu hatırlatalım. Muhtemelen bu saldırılarla ilgili de bilgisi vardı. Merhumun bilmiyoruz tabii. Tolga Şardan T24'teki yazılarında bu konuya ilgi gösteriyor ve birkaç günde bir yazdığı kaleme aldığı yazılarla mühim bilgiler paylaşıyor. Son yazısı T24'te yayınlanan son yazısı son derece önemli. MIT bu konuda Erdoğan'a sunulmak üzere bir rapor hazırlamış. Ve bu rapor o hafta sonu yani cinayetin gerçekleştiği hafta sonu saraya sunulmuş. Belli ki şu anda kamuoyunun bildiği konular var bilmediği konular da belki var bu raporda. ülke ocakları Mersin Başkanı Çağrı Önele yönelik saldırıyla ateşin öldürülmesinin arasındaki bağlantılar da raporda yer almış. Bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ve bazı siyasilerin isimleri verilmiş ve bu olaylar bu olaydaki rolleri güvenlik bürokrasisinde çalışan bazı üst düzey bürokratların süreçteki konumları hakkında da bilgi verilmiş. Yani bir anlamda bir MIT veya MITçi mücadelesi de var şunu hatırlatmama izin verin Şenkal Atasagun bundan 20-25 sene öncesinin belki daha eski bilmiyorum tam bakmadım mit müsteşarı Mesut Yılmaz hükümetlerinde Mesut Yılmaz'a yakın olarak falan bilinirdi Şenkal Atasagun eski mit müsteşarı şu anda Bahçeli'nin akıl hocalarından biri ve onun metinlerini dikte ettiği, kaleme aldığı veya Bahçeli'nin e, politikalarını belirlediği, bu konuda etkili olduğu ifade ediliyor. E, bir süre önce Cevheri Güven'in e, bir videosunda çok detaylı olarak bu anlatıldı. Merak eden oraya bakıp Şenkal Atasagun Devlet Bahçeli ilişkisini anlamaya çalışabilir. E, bir anda eski mitçi Şenkal Atasagun Devlet Bahçeli'ye bir perspektif verirken öbür tarafta yeni mitçi son mit müsteşarı Hakan Fidan bununla alakalı sarayı enforme ediyor ve e, enteresan bir kapışma var. E, dikkat çekilirse hep şuna da vurgu yapılıyor. Yahu en ufak hadisede bile atılan bir tweet mesajı, çıkan bir haber, basit bir cinayet veya tartaklama veya basit bir yolsuzluk veya rüşvet hadisesi veya bir cinsel taciz neyse bu tür olaylarda bile hemen saatler içerisinde yayın yasağı kararı alınırken neden bu konuda ee, savcılar veya mahkemeler harekete geçmedi Geçmesin de zaten Yani hemen her şeye yayın yasağı mı olur Kardeşim yayın yasağı ben batıda hiç görmedim yani terör olaylarında veya benzeri hadiselerde iktidarlarla veya hükümetlerle basının bir alışverişi vardır ve basın kendilerinin yani enforme edilir ve belli konular off the record veya işte soruşturmanın selameti açısından bekletilmesi filan söylenir sıcaklığı içerisinde ve genellikle terör olaylarında falan bu söz konusu olur ama çok istisnadır. Bu bir cinayet ve bu cinayetin bütün boyutlarıyla ortaya konması gerekiyor ve özellikle kamu güvenliği açısından, kamu yararı yönüyle de bunun tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması gerekiyor. İşte bunu yapacak olan kim veya bunu yapacak olan irade neresi? Yargı, emniyet neyse, bu tümüyle saraya bağlı bir irade ve saray 30 Aralık'tan bu tarafa 10 gündür artık 10 11 gündür bu konuda hiçbir adım atmayarak da buna bir anlamda yol vermiş oluyor. Yani bu iktidarda büyük kırılma derken bunun da altını çizmekte yarar var. O arada neden e, işte olayın yaşandığı yer Ankara. Olayı soruşturan polisler Ankara polisleri Asayiş Cinayet Büro. Emniyet müdürü de Servet Yılmaz. Ve bu Soylu'ya yakın bir isim. Servet Yılmaz'ın e, Sinan Ateş'le de yakın olduğu bilgisi var. Bu önemli. 6 Ocak'ta ya da 7 Ocak'ta yazdı bunu Tolga Şar'dan T24'te. Sinan Ateş'le şimdiki Ankara Emniyet Müdürü yani cinayeti soruşturan Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz sabah yürüyüşleri yapacak kadar birbirlerine yakın isimler. Yine aynı yazıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun MHP yönetimiyle olan yakınlığını sağlayan isim de Servet Yılmaz olarak değerlendiriliyor. Yani Servet Yılmaz bir anlamda iki, ikilemde de kalmış gibi bir durum var. Buradan çıkan mana o. Yani bir anda yakın arkadaşının cinayeti ve onu aydınlatmak istemesi. Öbür taraftan Soylu üzerinden MHP ile olan temas derken bir biçimde olay bir, e, tam yönetilemiyor. E, bunda tabi milliyetçi tabanın, ülkücü tabanın rahatsızlığı, emniyet içerisindeki kliklerin uyuşmazlığı, basına sızdırılan bilgiler, yayın yasağı getirilmemesi biraz evvel söyledim. Hepsi yan yana düşünüldüğünde e, ne kadar örtülmeye veya suskunlukla sessizlikle geçiştirilmeye çalışılırsa çalışılsın bağlantılar ve her gün hemen her gün ortaya çıkan ilişkilerle olay daha bir grift hal Alıyor e, tetikçilerin veya işte olaya karışanların verdiği ifadelere bakıyorsunuz yok kişisel husumet deniyor yok şu deniyor yok bu deniyor ama organizasyona baktığınızda bunun kişisel bir husumetle işte efendim gözünün üstünde kaşın var falan e, cinayetiyle alakası yok bir önceki yayında bir ihtimal olarak bahsetmiştim bu da değerlendiriliyor diye yani e, saldırganların e, uyarı maksadıyla Ateş ettikleri veya yaralama maksadıyla, ikaz etme maksadıyla oraya gittikleri e, gibi bir e, tez vardı. O tez de çökmüş görünüyor çünkü e, otopsi raporları e, çok sayıda e, vücudunda kurşun çıkan ve özellikle... Öldürme kastıyla elbette bacaklarında da var ama kasığından aldığı, karnından aldığı kurşunlar ve en son başından aldığı kurşunlar ölümüne yol açmış Sinan Ateş'in. Otopsi raporları da esasen öldürme kastıyla, yaşatmama kastıyla bu işin, bu organizasyonun yapıldığını gösteriyor ki zaten böylesi bir büyük organizasyon içinde finansörlerin, özel harekat polislerinin, tetikçilerin ve işte daha evvel cinayeti olan 35 yıl hapse mahkum edilmiş ama firar etmiş firari olarak aranan kişinin filan da işin içine sokulması falan hepsini alt alta koyduğunuzda bunun basit bir yaralama kastı olmadığı da ortaya çıkıyor. Bahçeli'nin bir önce geçen haftaki grup toplantısında 3 hilali yargıla, yargılatmayacağız sözü önemliydi. O toplantıda gözümüzde olmayan gönlümüzde yoktur gibi bir cümle söylediği de ifade edilmişti. Birkaç yerde çıktı ben dikkatle taradım grup konuşmasına baktım. Acaba MHP bunu sansürledi mi diye farklı kaynaklardan da baktım. Canlı yayınlayan televizyonların yayınlarına falan. Esasen böyle bir ifadesi yok ama bu manaya gelen veya bu mealde bir ifadesi şöyle var. Diyor ki: Aklımıza bile gelemeyenler kalbimizde yer tutamayacaktır. gibi bir cümlesi var grup konuşmasının sonlarına doğru. İşte bu aklımıza bile gelemeyenler kalbimizde yer tutamayacaktır cümlesi e, ...gözümüzde olmayan, gönlümüzde yoktur... ...biçiminde e, mealen algılanmış. Esasen doğru cümle bu. Bununla e, yine... ...üç ilerli yargılatmayacağız gibi... E, ...o cümleyle olduğu gibi... ...gene bununla da onu ima ettiği veya... ...ona göndermede bulunduğu yönünde... ...rivayetler var. Devlet Bahçeli tam olarak... ...neyi kastettiğini bilmiyoruz. Tabi bağlamından... ...koparmamak için tam metni getirdim. Önceki... ...ve sonraki cümleleri de getirdim. Bakın siz karar verin ama aklımıza bile gelemeyenler kalbimizde yer tutamayacaktır. Lafını da önemsemek gerekiyor, altını çizmek gerekiyor. Ve geçelim HDP'ye. Son e, e, haftanın özellikle hafta sonundan bu tarafa e, siyasetin yıldızı HDP oldu. Bunun nedeni kendi adayını çıkaracaklarını açıklaması Pervin Buldan'ın ve bunu vurgulu bir şekilde söyledi, birkaç kere tekrar etti. Bir dil süçlemesi falan değil. Zaten öncesinde de bu yönde açıklamaları vardı. Yani geliyor gelmekte olan gibi bir şey vardı ve o hafta sonu bir il kongresinde e, telaffuz edildi. E, HDP ikinci büyük hamleyi de e, anayasa teklifi için randevu isteyen AKP'ye randevu vermemekle e, attı. Yani iki mühim adım var HDP'den bu süreçte. Bir e, kendi adayımızı koyacağız kendi adayımızla seçime gideceğiz demesi. İki ...AKP ile görüşmeleri kesmesi. Nasıl ki masa AKP ile köprüleri attıysa bu manada... ...umarım bu, bir önceki metni yani geçen haftaki liderler görüşmesi... ...de ortaya çıkan metne sadık kalırlar. HDP de umarım bu iradesine sadık kalır. HDP de bir anlamda AKP ile köprüleri atmış görülüyor. Ve belli ki önümüzdeki 3-4 ay boyunca iktidarla muhalefet arasında bir temas olmayacak veya iktidarla muhalefet arasında tam anlamıyla meclis çatısı altında da köprüler atılmış görülüyor. Belli ki iktidar bunu sezdi ve biz bu muhalefette hiçbir şey yapamayacağız. Bunlar anayasa görüşmelerine de oturmayacaklar. Bu başörtüsü meselesi anayasa değişikliği. Ee, erken seçim kararı da alamayacağız. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanı kararıyla seçime gidelim kararını almışlar. Onu Bülent Turan'ın ifadesiyle zaten başta söyledim. Ee, bir yönüyle iyi. Neden? Çünkü şimdi şöyle şeyler var. İşte iktidar anayasa değişikliğini getirdi. Başörtüsü meselesinde şeyi bu, ne, ne diyeyim muhalefeti köşeye sıkıştıracak. İşte bunlar biz getirdik de yani İktidar buna hep yapıyor, yapacak ve siz de buna karşı bir argüman geliştirmeniz lazım. Yani şunu, şunu söylemeniz bile yeterli. Despotlarla hürriyet konuşulmaz. Despotlarla hürriyetçi bir anayasa yapılmaz. Despotlarla özgürlük, insan hakları konusunda işte masaya oturulmaz. Bu konular müzakere edilmez. Bu kadar net açık. İktidar bunu hep kullanıyor, kullanacak. Uzun yıllardır aynı şeyi yapıyor. Fakat bunun artık bir yol Olmadığını göstermek gerekiyor ve anlatmak gerekiyor. O açıdan da mühim bu irade. Yani başörtüsü konusunda iktidarı ki bu tamamen bir siyasi manevra. Şimdi iktidar sözcüleri demişler ki siyasi manevra. Asıl senin yaptığın siyasi manevra. Neyse AKP sözcülerine ve ne dediğine asla bakmamak gerekiyor. Asla. Bu konuda iktidarı yalnız bıraktılar ve seçim konusunda iktidarı yalnız bıraktılar öyle görülüyor. Tabii o arada görüşme kapısının açık olduğunu söylemiş Garopaylan. Adayımızı açıklasak dahi açık ve şeffaf müzakereye açığız demiş. Bunu da önemsemek gerekiyor. Tabi Aday kim olacak HDP'de? Gülten Kışanak ismi öne çıktı. Gülten Kışanak da gerçek gündeme gönderdiği mesajda HDP seçmeni politik taleplerinden azade sadece oy olarak görülemez diyor. Gülten Kışanak seçilmiş Diyarbakır Belediye Başkanı önceki ve e kayyım atandı, tutuklandı, halen cezaevinde. Aday olup olamayacağı yönünde tartışmalar var vesaire ama HDP kendi kalesi Diyarbakır'ın seçilmiş belediye başkanını aday göstererek hani bir tür Ekrem İmamoğlu efekti gibi öyle de yorumlayabilirsiniz. Bir simgesel Sembolik bir adım atmayı düşünüyor olabilir. Kadın aday üzerinde duruluyor. Bir ikinci isim de Meral Danış Beştaş olabilir. Ki o da özellikle son yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında Grup Başkan Vekili HDP'nin göz dolduran bir isim. Onun ismi de kulislerde telaffuz ediliyor. Tabi Selahattin Demirtaş önemli hep söylüyorum bir kere daha tekrar edeceğim. Özellikle Kürt seçmenin oyları konusunda belirleyici yegane isim Selahattin Demirtaş. Kusura bakmasınlar. HDP ne derse ve ne karar alırsa alsın, İmralı'dan hangi mesaj gelirse gelsin durum bu. HDP seçmeni, HDP seçmeni demeyelim. Kürt seçmen diyelim. Kürt oyları Selahattin Demirtaş'ın gözünün içine bakıyor, onun işaretine bakıyor. Fakat burada bir ikilem var tabii. de şu yani Selahattin Demirtaş HDP'yi HDP Selahattin Demirtaşı birbirlerini kontrol ediyorlar bir eşgüdüm halinde çalışıyorlar gibi filan bir izlenim yok en azından son haftalarda Selahattin Demirtaş Şirin Payzın'a gönderdiği açıklamada onun sorularına verdiği cevaplarda onu söylemiş bir anlamda orta yol bulmaya çalışıyor HDP ile iktidar arasında sanki onu gözlemliyorsunuz mesajında ilgili soruya verdiği ...cevabı e, ekrana getirdim ama altını çizecek satır şu. HDP ortak adaydan kaçmadı, halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan altılı masadır. Küçük partilerle, ne bileyim cemaat, tarikat partileriyle dahi görüşüyorsunuz. Ama HDP ile görüşmüyorsunuz, HDP ile yan yana gelmiyorsunuz. Bu konuda bir serzenişi var. Yan yana gelin, oturun. Ve e, HDP kapılarının açık olduğunu söylüyor. Ve siz maalesef... E, bunu değerlendirmiyorsunuz. Birileri gelip de o kapıdan girmeyecekse HDP ne yapsın diyor Selahattin Demirtaş. Kapıyı söküp altılı masaya mı götürsün? Burada onu görüyorsunuz. Yani HDP'lilerle, HDP yönetimiyle temas kurun, diyaloğu açıklar ve bir orta yol bulacağınıza inanıyorum diyor. HDP'nin biz kendi adayımızla yarışa giriyoruz, seçime giriyoruz, Cumhurbaşkanlığı seçimine giriyoruz çıkışından sonra Selahattin Demirtaş'tan gelen bu açıklamayı önemsiyorum. Selahattin Demirtaş'ın halen ortak adayın altını çizdiği anlaşılıyor. Gerek Selahattin Demirtaş, gerek Meral Akşener ve gerekse elbette Kemal Kılıçdaroğlu bir önceki seçim tecrübesini çok iyi biliyorlar ve hatırlıyorlar. Bir önceki seçimde ortak aday çıkarılamadı. 2018'den bahsediyorum. CHP Muharrem İnce'yi çıkardı. HDP Selahattin Demirtaş'ı çıkardı. İşte Meral Akşener kendi adayı oldu. Hatta Temel Karamoğluoğlu da aday oldu filan. Ne olduğunu görüyorsunuz. Topladığınızda işte yüzde %40'larda, %40 küsürlerde kaldılar. Şimdi Selahattin Demirtaş bu tecrübeyi gördüğü için ne kendi adaylığını telaffuz ediyor ne de partiler işte adaylarını çıkarsınlar. Yenişemezlerse ikinci turda en yüksek oyu alan adayın etrafında kenetleniriz falan gibi bir tezi ileri sürüyor ortak adayın altını çiziyor. Esasen HDP'de HDP'nin son çıkışından sonra Garopaylo'nun yaptığı açıklama da yani müzakereye açık oldukları altılı masayla müzakereye açık oldukları mesajını da bu şekilde okumak icap ediyor. Evet. HDP demişken HDP'de bir milletvekili var ki Ömer Faruk Gergerlioğlu altını gerçekten kalın çizgilerle çizmek gerekiyor. Bu döneme damgasını vuran bir insan hakları mücahidi adeta. Cezaevine girdiğinde bu çocuk 3 aylık bebekti. Bu resmi paylaşmış Twitter'daki Twitter hesabında ve bu notu düşmüş. Annesi Özge Elif Hendekçi çok zorluklar yaşadı. Bebeği hiç sormayın. Cezaevinden çıktığı çocuğunun travmalarını gidermeye çalışıyor. Ondan hiç ayrılmak istemeyen Bahar için dışarısı başka bir dünya. Cezaevini evi sanıyordu. Türkiye böyle demiş. 3 aylık bebekmiş. Cezaevine annesiyle beraber girdiğinde şimdi işte büyümüş, bu yaşa gelmiş. Kaç yaşlarında bilemiyorum. Ve çocuk cezaevindeki yaşama yaşama öyle benimsemiş çünkü gözünü orada açıyor ve dış dünyayla şu anda uyum problemi yaşıyor. Onu anlatmış. Bu da mühim bir travma. Son dönemde özellikle bir takım ee, ceza hukukçuları veya hukukçular işte efendim şu suç değil ki bu suç değil ki filan diye konuşmaya başladılar gevrek gevrek. Halbuki bu dönemin taşlarını döşeyen isimler başta Ersan Şen olmak üzere. Kemal Uçar bu tweet'i paylaştıktan sonra tutuklanmıştı. Paylaştığı şuydu, Türkiye bir hukuk devleti ise baylok delil değildir, ankesörden aranmak delil değildir, soyut itirafçı beyanları delil değildir. Sonra da üstüne şu notu düşmüş, bu tweet'i attıktan 5 gün sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştım. Bu tweet'te karşıma çıkarılmıştı. Bundan yargılanmış. Bu muhteşem delilleri itibarsızlaştırmakla suçlanmıştım diyor ironik tweet'inde. Hey gidi günler demiş. Bir yönüyle böyle, bir yönüyle de şu. Siz 6-7 yıl sonra bu uyduruk uydurma üretilmiş suçlarla geriye doğru yürütülmüş bir dönem suç kabul edilmeyen eylemleri veya faaliyetleri sebebiyle insanları içeri tıkarken, 6-7 sene, 8 sene, hatta kimi hala içeride, 10 senedir içeride olan var yaklaşık, bu insanları içeride tutarken ve özgürlükten alırken ve işte biraz evvel ekrana getirdim, çocuklar dış dünyaya uyumlanamıyorlar, cezaevinde dünyaya gelen veya cezaevinde büyüyen çocuklar, bunu nasıl telafi edeceksiniz? Bu işin bir tazminatı var mıdır? Bu travmaların atlatılmasının bir yolu var mıdır? Bu soruyu vicdanı olanlar, sırtında bir tane, iki tane omurgası olanlar kendine sorsun ve cevap versin. Evet. Durum böyleyken böyle. İktidarın yönetemediği iki konu devam ediyor. Sinan Ateş olayı büyüyor. Erken seçim konusundaki belirsizlik derinleşiyor. Ve bir çıkmaza doğru gidiyor iktidar ve iktidar ortakları. Ve yönetemedikleri kriz ve krizlerle boğuşuyorlar. Sonu hayır olur inşallah diyelim. Ve önümüzdeki gelişmelerin çok daha sıcak gündemlere gebe olduğunu belirtelim. Yayını beğendiyseniz lütfen beğendiğinizi belirtin. Ve... Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız yayınlarımızdan YouTube'a düştüğü anda, yayınlandığı anda haberdar olmanız mümkün. E, ulaşamadım, ulaşamıyorum, aramalarda çıkmadı gibi e, şikayetlerden de e, böylelikle sıyrılabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Cuma. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.